Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray'da cumartesi günü aylık olağan divan kurulu toplantısı yapılacak ama yönetim bu toplantıya katılmayacağını beyan etti. Gerekçesi de toplantının tüzüğe uygun şekilde tertip edilememesi. Nasıl tertip ediliyor? Video konferans şeklinde, malumunuz salgından dolayı toplu halde insanların bir arada bulunması büyük bir risk içeriyor. O yüzden Galatasaray daha önce siyasi partilerin genel kurullarında gördüğümüz gibi, daha önce oda birliklerin, meslek kuruluşlarının, meslek birliklerinin genel kurullarında gördüğümüz gibi video konferans aracılığıyla bu toplantıyı yapmak istedi. Ama yönetim bunu tüzüğe aykırı olduğunu söylüyor. Halbuki bir önceki aylık olan divan kurulu toplantısına video konferans şeklinde yapılan toplantıya yine Galatasaray yönetimi katılmıştı. Kaan Kançal da ekonomik konularda açıklamalar yapmış ve sorulan soruları yanıtlamıştı. Şimdi böyle bir gerekçe ortaya attı. Tabii bir takım başka gerekçeler de tüzüğe dayanarak bulmaya çalışıyor. Anladığım kadarıyla mevcut yönetim 50 kişi toplandı mı, toplandığının garantisi var mı, bunu ispatlayabiliyorlar mı? Çünkü 50 kişi toplanmadan divan kurulu toplantıları gerçekleştirilemiyor. Halbuki bunu işte Zoom teknolojisi aracılığıyla çok rahat bir biçimde tespit edebilmek, beyan etmek divan kurulu yetkilileri tarafından mevcut. Yani mümkün. Ama buna rağmen bu gerekçeyi öne sürüyor. Yani işin aslına, çok fazla lafı dolandırmadan işin aslına gelecek olursak, büyük bir eleştiri var Galatasaray'da mevcut yönetimin açıklamalarına, icraatlarına yönelik. Bu eleştirileri duymak istemiyor. Bu eleştirilerle yüzleşmek istemiyor yönetim. O yüzden böyle gerekçeler uydurarak bence divan kurulu toplantısına katılmıyor. Hata mı? Hata. Çünkü divan kurulu toplantıları ve genel kurullar Galatasaraylıların birbirlerini anlamaları ve gerçekten sorunlara çözüm üretmeleri için en ideal noktalar, en ideal ortamlar. Bu ortamları reddetmek en başta Galatasaray yönetimine yakışmayan bir davranış olur. O bakımdan hata yaptıkları kanaatindeyim. Bence bu divan kurulu toplantısına katılmaları gerekiyor. Son derece önemli. Şimdi Sayın Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamaları peşi sıra geliyor ve her açıklamasında maalesef Galatasaray'da ortam birazcık daha geriliyor. Milliyet gazetesindeki meseleyi anlatmak istiyorum sizlere. Daha önceki videomda, bir önceki videomda anlatmıştım. Şimdi bu bir röportaj mıdır, bir haber midir belli değil. Çünkü haberi yazan kişi diyor ki Sayın Başkan yakın çevresine bunları söyledi. Az sonra hatırlatacağım hangi açıklamaları yaptığını. Ama şimdi gazetecilikte bir gerçeklik vardır. Hukukunuzun olduğu, aranızın iyi olduğu insanlarla, kaynaklarınızla konuşursunuz. Benim adımı vererek yazma bunları ya da benimle konuştuğunu söyleme der. Siz de buna binaen yakın çevresine söyledi, duyuldu, öğrenildi şeklinde ifadelerle duyduğunuzu, birebir duyduğunuzu yazarsınız. Bence böyledir demiyorum. Kesin olarak böyledir demiyorum ama dünkü videomda da ifade ettiğim gibi benim inancım şu. Bence gazeteci Atilla Gökçe Milliyet Gazetesi'nden doğrudan başkanla konuştu, ondan duyduklarını nakletti. Ama bir demeç olmaması nedeniyle, olmasını istememeleri nedeniyle, bunun bir demeç olarak verilmemesini istiyor olmaları nedeniyle bunu yakın çevresine söylediklerini duyduk, edindiğimiz bilgiler şeklinde verdiler. Tabii kabul edilebilir nitelikte açıklamalar değil. Çünkü Fatih Terim'in çabasıyla ve tamam artık ben bunlarla daha fazla ilgilenmiyorum şeklinde bir düşüncesi var. Yayıncı kuruluştaki röportajından da bunu anladım Fatih Terim. Fatih Terim'le olan bu tartışmayı, bu gerilimi de tekrar alevlendirebilecek nitelikte konuşmalar bunlar, ifadeler. Nitekim bugün Milliyet Gazetesi'nde aslında sözlerinin yanlış anlaşıldığı, yanlış aksettirildiği yönünde bu bir önceki haber röportajı yalanlayan ya da düzeltmeye çabası içerisinde olan bir yazı yayımlandı. Ama ben her halükarda inandığım şeyi söylüyorum sizlere. Sayın Başkan gerçekten bunları söyledi. Söylediği neydi? Hatırlayalım hep birlikte. Bir, genç oyuncular oynamalı. İşte Keremcan oynamalı, Oğulcan Çağlayan oynamalı Alanya Spor maçında. Onlarla kaybetsek bu kadar afah etmezdik, bu kadar içim yanmazdı diyor Sayın Başkan. Burada karar teknik direktör Fatih Terim'in. O zaman kamuoyu önünde doğrudan Fatih Terim'in yanlış yaptığını, Fatih Terim'in kararlarını doğru bulmadığını söylüyor. Elbette ki doğru bulmayabilir, eleştirilebilir. Fatih Terim'in her yaptığı doğru diye bir kural yok ama bunun bir demeç olarak ortaya çıkması çok ciddi bir problem. Bence Fatih Terim'in yüzüne doğrudan söyleyebilir ya da fikir teatisi yapabilirler. İnsanlar bunu yapabilirler. Demokratik bir ortam çerçevesinde. Ancak basın üzerinden Fatih Terim'in bunu duyması, Fatih Terim'in zaten gergin olan sinirlerini birazcık daha geriyor ki o unutmaya ve bundan sonra sadece futbol takımına kanalize olmaya karar vermişti ama işte bu açıklamalar yarayı bir kez daha deşiyor. İkincisi, ben şu kadar oyuncu aldım, bu kadar oyuncu gönderdim, şu kadar deve dişi transfer yaptım diyor. Galatasaray kulübü halkın kulübüdür. Hiçbir özel şahsa
özel kişiliğe ait değildir. Kimsenin özel mülkiyeti değildir. Sayın Başkan da kendi kurumuna, kendi işletmesine oyuncu almıyor ya da bir hizmet transfer etmiyor, hizmet satın almıyor. Sayın Başkan'ın yaptığı Galatasaray başkanlarının yapması gereken şeyler. Yani Galatasaray yönetim erkini kullanıyor, yönetim kuruluyla birlikte, ama Galatasaray'ı temsilen bunları yapıyor. Yani kendi şahsına yapmıyor. Ama bu öyle bir söylem ki sanki Sayın Başkan her şeyi kendi yapıyor. Diğerlerinin hiçbir çabası, emeği, üzüntüsü, mutluluğu yok. Ve bu işleri başarıyor. Başarı bilançosu şeklinde ortaya konuluyor bu açıklamadan anladığımız şey bu. Sayın Başkan'ın yaptıkları ve sanki bir özel mülkiyetten bahsediyormuş gibi bahsediyor. Oysa Galatasaray başkanları da dahil olmak üzere Galatasaray'da görev yapan herkes Galatasaray'a tabidir. Galatasaray kimliğinin önüne geçemez. Bir kere Sayın Başkan bence bu konuda retorik açısından büyük bir hata içerisinde ve pek çok Galatasaraylıyı incittiği kanaatindeyim bu durumun. Ve elbette ki Falcao'nun transferiyle ilgili bizim 500 bin forma satış hedefimiz vardı ama 30 bini bile bulamadık diyor. Bu da bence başlı başına yönetimin bu konudaki çalışmalarının sorgulanmasını gerektirecek bir açıklama. Özlü kabahatinden büyük diye nitelendirebileceğimiz bir açıklama. Eğer bu bir öz eleştiriyse, ki ben öz eleştiri olduğu kanaatinde değilim. Yanlış yaptık, Falcao'yu transfer etmemeliydik demeye çalışıyor Sayın Başkan. Yani işte özlü kabahatinden büyük nitelemesine denk gelecek bir yaklaşım oluyor. Öz eleştiri olmadığı açık. Dolayısıyla Sayın Başkan'ın her bir beyanatı Galatasaray'da var olan huzursuzluğu daha da arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bugün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'yla görüştüm. O da net bir biçimde şunu söyledi. Bence de akta yatkın. Bundan böyle Galatasaray yöneticileri ya da Sayın Başkan demeç vermesin dedi. Çünkü her demeç bir başka problemi tetikliyor. Her demeç var olan sorunu birazcık daha arttırıyor. Oysa Galatasaray'ın bundan böyle çözüme ihtiyacı var. Çözüm için de bence bir an önce sürekli ötenelen Mali Genel Kurulu'nu yapmalı. Ardından da Mayıs'ı beklemeden olağanüstü nitelikli bir seçim yapmalı. Çünkü hali hazırda Mayıs'ı düşünen başkan adayları çalışmalarını yapıyorlar. Ve Galatasaray başkan adaysız kalmaz. Mahkeme sonuçlarına göre Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı da isterlerse başkan adayı olabiliyorlar. Yani demokratik haklar açısından da herhangi bir sorun yok. Sayın Başkan istiyorsa yeniden başkan adaylığını koyabilir ve seçimlerde yer alabilir. Ve Galatasaray'da Galatasaray'ı durgun sulara ve düzlüğe çıkarmak isteyen, bu konuda çalışma yapan, programı olan isimlerde rahatlıkla çalışmalarını yürütebilirler. Çünkü etik olarak Galatasaray'da seçim gündemi olmadığı gerekçesiyle onlar da açıklama yapamıyorlar. Ama biliyoruz ki çalışıyorlar. Pek çok aday var işte, bunların isminden Metin Öztürk'ten bahsedebiliriz. Burak Yılmaz, Ozan Korkut, Burak Elmas, Ozan Korkut, belki Turgay Kıran, Ahmet Özdoğan ve Eşref Hamamcıoğlu'nun da bir dönem başkan adaylığından bahsedilmişti. Bütün bunlar rahat bir biçimde çıkarlar, açıklamalarını yaparlar. Eğer çatı adayı gerekiyorsa, önceden başkanlık ya da yöneticilik yapmış bir ismin etrafında konsensus sağlayarak bir araya gelmeyi hedefliyorsa Galatasaray, yine bu hedefi doğrultusunda da adımlar atabilir. Ama yönetim bunun da önünü tıkıyor. Yani Galatasaray'ın düzlüğe çıkması sorunlarını İvedi bir biçimde çözmesi için acil tarafından yönetimin Mali Genel Kurulu, ardından da seçimli genel kurulu yapması lazım. Ama bu konuda da zaman kazanmaya çalışıyor. Zaman kazanırken yaptığı açıklamalarda var olan sorunların büyümesinden başka bir işe yaramıyor. O bakımdan ben demeç konusunda eğer verilmesi zaruri ise, ki bazen Fatih Terim'in cevap vermeyi istemediği, vermeyi tercih etmediği, yönetimin cevap vermesini gerektiren konular var. Bu konularda da Galatasaray'ın standartlarını yakalayan açıklamaların yapılması lazım. Bu verilen beyanatlar ya da işte içinden geldiği gibi yapılan konuşmalar bir kere Galatasaray'ın ortaya koyduğu üslubu, yani geleneksel üslubuna ulaşamayan, o standardı, Galatasaray standardını yakalayamayan ve bu anlamda da eleştiriye çok açık yaklaşımlar olarak ortaya çıkıyor. O bakımdan verilmesi gereken demeçler ya da resmi internet sitesinden yapılması gereken açıklamalar çok ince eleyip sık dokunmalı ve Galatasaray'a yakışır. Belki en doğru kelime bu. 100 tane kelime kullanabilirsiniz ama en doğrusu, her şeyi anlatmak istediğiniz her şeyi satırlara sayfalarca yazıp anlatamadığınız her şeyi
anında anlatır. Galatasaray'a yakışır açıklamalar yapılmalı ya da hiç yapılmamalı. Sükût bence daha iyi bu durumda ve bir an önce Galatasaray Mali Genel Kurulu ile birlikte seçimini yapmalı. Bakalım böyle bir sürecin önünü açacak mı Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi? Bunu hep birlikte göreceğiz ama ben umutlu değilim. Şu ya da bu şekilde işi Mayıs'a kadar sürdürmeyi planlıyorlar. İşte Divan Kurulu toplantısına katılmayıp bu konudaki eleştirileri ya da seçimle ilgili talepleri de dinlememek amacıyla Divan Kurulu toplantısına katılmayıp birazcık daha zaman kazanmaya çalışıyor. Bence bu hamleler önümüzdeki günlerde de devam edecek ama doğru olan Galatasaray için, çünkü artık kronikleşmeye başlayan hem futbol takımıyla ilgili hem de yönetimsel açıdan kronikleşmeye başlayan problemler var. Bunların radikal ve köklü bir biçimde çözümü de seçimle olur Galatasaray'da bana göre. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek hoşça kalın.